Gel abiciğim. Yaradacı Gökhan'cığım, ben seni anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum. Beni böyle kınımın işleriyle uğraştırma. Bak ben postaneye geç kalıyorum. Sonra müştahın yürüsüyle uğraştırmak zorunda bıraktıracaksın beni. Yok abi, olur mu öyle şey? Niye öyle? Ya, abi ya, hiçbir yere gitme. Gel. Ne gülüyorsun lan? Ne gülüyorsun? Okut. Sen bunu görüyor mu? Senin o ayağından daha büyük benim kulum. Kendine dikkat et. Bak görüyorsun değil mi? Yani hem müşteri böyle nimetimiz yiyorlar, hem de müşterileriyle alay ediyorlar. Ben gidiyorum ya. Beni ya, niye buraya getirdin? Abi lütfen lütfen. Olur mu öyle şey? Lütfen ya, zaten çok kısa bir işimiz var. Bir el kamerası alıp hemen çıkacağız buradan. Gidemezsin hiçbir yere yani. Kamera derken yani neremize kamera yani? Ne gibi kamera? Ne demek? Abi, Abi Hanım'la onun anasının yani annesini evi satmaya ikna etme planımız için kullanacağız bunları. Anladın mı? Aa, kusura kalma Gökhan'cığım. Erman, ben bankadaki arkadaşın değilim ben senin. Sen beni ta tanımıyorsan tanı. Ben muhafazakar bir aileden geliyorum Gökhan. Bu tür şeyler bana ters. Ben gizli kayıtmış, gizli kameraymış, şantajmış, kara para aklamaymış falan. Bu işler benim kitabımda yazmaz. Beynime girmez bunlar benim. Aa, yok. Ben gidiyorum. Erman abi, bak, hayır saçmalama. Benim de öyle oyunlarla işim olmaz ya. Öyle bir şey için kullanmayacağız tabii ki. Ya niye kullanıyorsun o zaman? Şimdi aslında ben sana bunu sonra anlatayım, tamam mı? Şimdi önce bir kameramızı alalım biz. Sonra sana hepsini yavaş yavaş detaylı olarak anlatacak. Gökhan'cığım kusura kalma. Ben böyle apar topar evden çıktığım için üzerime para almadım yani. Kamera parasını da sen verirsin, ben sana veririm. Erman abi, aramızda paranın lafı mı var? Rica ederim. Rica ederim. Buyurun. Hakikaten seviyorum seni. Vallahi seviyorum seni. Evet. Şuradan o inşaat vidaları var ya, 12'lik. Onlardan ne aldı? Bizim duvar iş yapmıyor böyle. Dibe getirmiş. Kamerayı alalım, onu da alırız zaten. 12'lik olsun ama. Bu da değil. Pardon, affedersiniz beyefendi. Bakar mısınız? Buyurun. Ay! Ay! Erman abi, sen ne yapıyorsun ya burada? Ay! Ya şimdi sen ne yapıyorsun? Ay iyiyim ya, çok özledim. Gel bir sarılacağım, uzat kolları. Yalnız bir dakika, bir dakika. Biz senin etiketi değil mi mesela? Teması bulunmayalım. Ama gerçekten ben de seni özledim. Ne yapıyorsun lan sen? Ay ne yapayım, iyi. Aa! Ya bu senin yakışıklı komşun Gökhan değil mi? Gökhan! Merhaba Sündüz Bey. Merhaba beyefendi. Merhaba, ne haber? Teşekkür ederim. Ne yaptın lan? Ya dediler ki yani Sündüz bunalıma girdi, istifa etti falan. Yani ben de üzüldüm. Hakikaten senin için üzüldüm yani. Ay. Seni severim, bilirsin. Ay sağ ol abi. Hiç sorma. O müştak denen sansara dayanamadım. Tak bastım istifayı. Yeter ya. Aferin. Aslında onun tam böyle ağzının ortasında şaka denk getirecek bir şekilde bir tane yormak vardı ama öyle delikanlı hareketleri sende yok ki, bir olsa, bir olsa. Hayır, zaten benim kariyer planlarımla o postane görevi örtüşmüyordu. Ben de tak burada kendime iş buldum. Nasıl? Aferin güzel, ama öyle yapma, yapma. Yine bak, aynı şeyler yapma. Güzel, güzel, güzel yerde çalışıyor. Biraz geniş bir yer ama olsun yani. Hani kimse kimseyi görmüyor en azından yani. Güzel, aferin. Bu arada Erman abi, o yarım bıyık nedir diye soracağım. Hiç sormayayım. Hiç. Bence de. Siz hayırdır? Öncelikle Sündüz Bey, biz dijital kamera bakmıştık. Nasıl bir şey? Öncelikle uzun süre yani 8-9 saatlik bir kaydetme süresi ve özelliği olsun. Aynı zamanda görüntü kalitesi de üst düzeyde olsun. Olsun, senin istediğin gibi olsun. Tamam, siz böyle bakının, ben hemen geliyorum. Zaten bunların hepsi high definition. High definition. High definition olsun da dönüşün olmasın inşallah. Ya nereden çıktı karşımıza bu kız ya? Nefret ediyorum bu çocuktan ya. Eli eli mınçıç hareketleri sevmiyorum. Gel bakalım, gel. Bu ne lan? Neyse, aslında iyi oldu. Biz işimizi görelim de Erman abi. Yapacak bir şey yok artık. Bu ne? O yeni bir model galiba ama... Bunlar? Hangisinin alacağı şey? Dürbün alalım. Ya bunlar güzel şeyler de yani benim anlamadığım yani evi satmak için abiyle anasının kamera yani onları birleştirsek ne demek istiyorsun ya? Abi bir şey demek istemiyorum. Dur anlatacağım, bir saniye beklersen. Biz geçen gün Seval'le DVD'de bir korku filmi seyrettik. Evet. Acayip korkunç bir filmdi abi. Evet. Filmin ismi Paranormal Aktiviteler. Paranormal aktivite, parayla ilgili olan bir şey. Yani sen bana diyorsun ki abi diyorsun bankayı soyuyoruz diyorsun. Sen de geliyorsun orada hayatını bitiriyorsun. Çünkü ben bir devlet memuruyum Gökhan. Benim sigortamı yakacaksın. Ben bir sigortalıyım ya. Size kan bitir. Abi parayla alakası yok. Korku filmi diyorum sana ya. Korku filmi, korku. Yani hortlaklar bankayı soyuyor, öyle mi? Abi banka falan yok. Bankayı nereden çıkarttın? Korku filmi diyorum. Parayla ilgisi yok ya. Tamam.
Tamam, ne yapıyor? Niye diyor yani? Parayla gidiyorsun. Bankaya diyorsun ki ben diyorsun böyle bir şey yapacağım. Arada da hortlak olacağım diyorsun. Anlat, gideceğim hadi. Abi bir saniye dinlersen anlatıyorum şimdi. Filmde bir çift var, tamam mı? Genç bir çift. Bunlar evde hortlak olmasından şüpheleniyorlar. Evet. Daha doğrusu adam şüpheleniyor. Kadın inanmıyor tabii. Çok güzel. Adamın olması güzel. Evet. Evet abi. Ondan sonra böyle adam bizim gibi mağazaya geliyor. Buradan bir kamera alıyor. Evet. Ondan sonra kamerayla eve gidiyor abi. Böyle yatak odasına göre yatağın bir köşesine böyle yukarıdan gelecek şekilde kamerayı yerleştiriyor. Evet. Ve onu yatmadan önce de kuruyor abi. Yani kayda alıyor kamerayı. Evet. Evet. Ha, adam onu kayda alıyor öyle mi? Evet. Sonra bütün her şeyi alanı gösteriyorlar ikisi beraber. Evet abi. Sabah da kalkıp ikisi birlikte kamerayı izliyorlar. Yalnız Gökhan Hanım bu yani bize uygulayacağım bir şey yani adam bulgur pilavı yiyor mu? Fasulye yiyor mu? Adamda gaz var mı? Ya gaz çıkarırsa karısına karşı mahcup olursa yani. Hani sen bunları tattın mı içtin mi? Abi öyle şeyler olmuyor yani evlilikte olur böyle şeyler diyeceksin ama öyle şeyler olmuyor. Ya burada acayip ilginç, acayip korkunç şeyler oluyor. Ya mesela kapılar böyle kendi kendine açılıp kapanıyor. Yorganın bir ucu kalkıyor falan böyle. Ha, bunlar sıyırmış yani öyle mi ikisi diye? Gerçekten Allah belanı versin oluyor ya. Ya inan biz yani Seval'le seyrederken kıllarımız böyle diken diken oldu yani. Anlıyorum koçum. Peki bu filmle bizim planın ne alakası var? Yani sen de Abi Hanım'a bunun aynısını yaşatacaksın abi. Böyle mi yani? Buna yakın bir şey. Yaparım oğlum. Senin biri tarafı benim var ya, artist ruhum var. Fakat yani ben onu koyduğunuz zaman beni göstermemeniz lazım. Ben kameraya karşı hani şey oluyorum ya biraz böyle elim ayağım titriyor dikkat edersin. Evet. Onu şey yapmam lazım. Güzel fikir. Ulan büyük adamsın. Kamerayı alırken bir de 18'lik inşaat çivisi alalım da. Hani belki hortlak mortlak çıkar. Ya sana baktıkça aslında gözüm alışmaya başladı biliyor musun ya, abi bu tarafta? Erman Kuzu bu tarafta başka bir adam. Falan onlara bakar ola. Yani ha. Pil biter bir şey olur yani inan bana. Ben de saatin cüzdanı alamıyorum yanıma kaç gündür. Gel. Dürbünlere baktım. Fotoğraf makinesi değil mi bu? Evet fotoğraf makinesidir bunlar. Bunlar hepsi aynı galiba. Yok bunlar farklıdır. Bunun özelliği ne? Bu profesyonel bir makinedir. Profesyonel fotoğraf makinesi. Öyle mi? Evet. Evet. 15 megapikseldir. Evet. Ayrıca bunlar 2-4 GB hafıza kartları vardır. Evet. Evet. Aynı zamanda bunlarla istediğiniz kadar doğa resimleri, hanımızın resimlerini, çoluğunuzun, çocuğunuzun resimlerini çekebilirsiniz. Yüzlerce, binlerce fotoğraf çekilebilir. Evet, anlıyorum. Hepsini yani, hepsini karmaşık şey yapıyorsun, arada evet, çıkarıyorum. Karmaşıktır bunlar. İstediğiniz zaman bunları bilgisayara atabilir. Bilgisayardan seyredebilirsiniz. Evet. Aynı zamanda bunların lensleri değiştirilebilir. Evet. İstediğiniz zaman istediğiniz lensi takabilirsiniz yani. Sorun olmaz bunlar. Çok güzel, çok güzel. Maşallah. Yani şimdi et yiyor musun? Et yerim. Çok severim. Güzel, çok güzel. Evet. Aman şey yapma yani. Çok güzel. Ne kadar bunlar yani? Bunlar 1.699. Bu? İndirimde. Tek başına? Tek başına. Ha. Hepsi onun içindi değil mi özellikleri? Tabii hepsi. Güzel. Kalsın. Kolay gelsin. Nasıl? Evet. Şahane alet, şahane. Evet ben... Ne yaptınız? Erman abi ben beğendim bunu ya, gayet güzel. Güzel. Ne acayip bir yere getirdin beni ya. Çok güzel yer vallahi. Param olsa gerçekten... Rica ederim abi, gerçekten çok güzel bir yer. Yalnız bizim bunu kullanmak için bir de ayağa ihtiyacımız olacak. Hmm, tamam. Siz ne kadar yükseğe çıkmayı düşünüyorsunuz bu ayakla? Aslında Erman'cığım, biz bunu yatağın önüne koyacağımız için yani 2 metrelik bir şey yeterli olacaktır değil mi? Yatağın önü? Vallahi koçum yani sen yaptın bu işleri. Oyun oynayan sensin, sen becereceksin ben anlamam. Oyun? Aa lütfen olur mu öyle şey? Buna beraber karar verdik Erman'cığım. Yoksa niye ben tek başıma ne yapabilirim yani, ki sensiz? Yatağın'cığım yani benim elimde olsaydı yani ben yapmış olsaydım alır mezureyi alırdım her yerden ölçüyü ama sen yapıyorsun bu işleri. Ben karışmam. Rica ederim. Bana bıraktıysan ben karar veriyorum o zaman. Tamam 2 metrelik bir ayak yeterli olacaktır bizim için. Tamam olur. Arkada hemen getiriyorum yakışıklı. hareketi ya... gördün değil mi? Çok yüz veriyorsun buna. Zaten biz buradan kurtulana kadar kurban kestik ya. Monç için teki bu hareketler. Kendini böyle ezdirme. Bak makas alıyor senden. Erman abi ben ne yaptım ki şimdi durup dururken bu adam... Yapma. Yüz vermesin. Benim komşumsun. Yapma öyle şeyler. Sana bir şey söyleyeceğim. Kredi kartın yanında mı? Yanımda galiba ama yani belki peşinde verebilirim. Tam bilmiyorum. Yanıma paramı aldım, kredi kartımı aldım ama... Ne istiyorsun abi? Ben ona göre istersen bir... Kafkanak gördüm de bakarız ya. Tamam. Şu işi bir halledelim. Ben onu da yani senin için bakacağım, halledeceğim herhalde. Hadi lan.